Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan yeni bir maçtan merhabalar. Sesi açmayı unutmuşum. Videonun girişini yapamadık. Kusura bakmayın. Şu anda canlıyım bu arada. Hani kameramı açamıyorum. Hala kendimi toparlamış değilim. Orada güzel bir flash geldi. Kaja'dan ardına arka tarafta Luffy'den güzel bir ult ama taşlaşırla girdiğini görüyorum Zeyişlerin. Bakalım smite'ı atabilecek mi? Titan'dan çok güzel bir smite geldi. Bu yurda Beyin'i düşürmeyi başarıyor Tumar. Arka planda tabii ki cezalandırmayı da unutmadılar. Kaja ve Freddy'nin öldüğü burada Valentin ve Benedetta'ya karşılık. Bir de Turtle aldılar tabii ki. Kırmızı takım. Hemen şöyle bakalım kesebilecek mi? Şöyle bir piklere bakalım. Gold lane'den izlemeyi sevmiyorum. Daha doğrusu site'lerden izlemeyi sevmiyorum. Derken burada Bay Mavi kill alabilecek mi acaba? Hemen köpeği geri çağırdı. Chu'su geldi. Burada Shigibum'u acaba öldürebilecek mi derken orada çok güzel bir tepki gösterdi Shigibum. Flash'ını da almış oldu ve minyon da kaçırmadan süper bir trade'i karşılık vermiş oldu burada. Hemen şöyle bir picklere bakalım. Moskovyi, Benedetta, Valentin ve Grok tercihi gelmiş. Rakipten ise Popol ve Kupa, Kadita, Joy, Fredrin ve Kaja tercihi geliyor gördüğünüz gibi. Hemen şöyle üst koridora bakalım. Hemen smite'ını atıyor burada Titan. Ultisini attı ama Benedetta burada rahatlıkla yengeci alabildi. Hemen şöyle mid koridoruna bakalım. Suspect alt koridora doğru bir rotasyon çeviriyor. Moskov orada mızrağıyla görüşünü aldı. Arka tarafta Suspect şu anda kaldığını gördük. Burada Kadita bakalım kesebilecek mi derken Grok'tan güzel bir kafa. Valentin Kadita ultisiyle orayı toparladı tabii ki hasarıyla. Ardından Tumar oradan çıkacaktı ki burada hemen zıplatıyor. Ve Grok'u da düşürüyorlar. Ardından güzel bir ulti diyecektim ki arka tarafa mızrağıyla fırlatıp Beyin'i kurtardığını gördük Moskov'un. Titan devam ediyor ormanlarını darlamaya rakibin. Ren Joy'la bayağı bir sıkıntı yaşatıyor Valentin'e. Alt tarafı beşlemişler. Turtle'ı rahat bir şekilde yine Titan aradan çıkartıyor. Hemen şöyle bir farm farkına bakalım. 1.6k civarı galiba. Matematiğim yetmiyor olabilir. 1.6k olması lazım. Grok hemen minyonu burada Moskova aldırtıyor. Popol ve Kupa bu süre zarfında hemen geri çıkıyorlar. Titan yine red buff'ını çalmaya çalışıyor. Burada bakalım çalabilecek mi? Şu anda smite'ını attı ama smite'ı kötü bir smite'tı. Ona rağmen aldığını gördük. Bakalım kesebilecekler mi derken burada Grok'ta kalıyor skor. Kaja ultisi vardır diye düşündüm ama ultisini atmayı tercih etmedi. 2.5k gold şu anda gerideler. Şöyle bir bakayım, evet sesimde herhangi bir gecikme yok. Arkadaşlar sizlerden ricam, normalde bunu söylemem ama etkileşim gerçekten çok fazla düşmüş. Videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Buradan like atan arkadaşlarıma da. Benedetta'nın pozisyonu iyi ama birazcık riskli. Taşlaştırı var mı yok mu bilmiyorum. Hemen Grok'tan bir ulti geliyor. Devamında taşlaştır ulti ile girdiğini gördük Benedetta'nın ama bir can kalmıştı ki son anda kaçırmadan hemen düşürebildiler Popol ve Kupa'yı. Mid koridoruna bakıyorum. Mid'de de şu anda minyonu kaybetmemek istiyor ama büyük bir risk. Suspect bakalım yakalayacak mı? Ultisini attı ama W'sünü güzel attığı için birazcık hasarı dojladığını gördük. Arka planda Kalit ultisini atıp geri çıkıyor. Şu anda Turtle var. Turtle'ı bakalım alabilecekler mi? Valentin de orada Titan'la birlikte. Aralarında bir seviye fark var arkadaşlar. Ufak bir hasar girişi. Benedetta hemen ultisini bırakıyor. Bakalım burada smite rakip atabilecek. Begin'den güzel bir smite geldi. Ardından Titan darlamaya devam ediyor Benedetta'yı.
Gro zıplattığını gördük Tumar'ın. Ufaktan bir Q hasarı. Arkada tabii ki Yiv sayesinde burada Kadita'yı düşürüyorlar. Mid koridorunu da açmak istiyorlar ama Moskov alt tarafı bırakmıyor. Aşağıya açayım. Ondan sonra ben geliyorum abi. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Farm farkı düşürülmüş bayağı bir. Fark azaltılmış arkadaşlar. Bir kulelerden dolayı işte. Kule farkı var mı? Kule farkı da yok. Kule farkı da eşitlendi derken arkada Kaja'nın çok güzel bir ultisini gördük. Zeiç'ten hemen burada W ultisiyle olay yerinden uzaklaşabiliyor. Kaja'nın ultisi yok. Bunu biliyorlar. Güzel bir ulti geldi. Orada laf eder ama Beg'in ultisini atamadı. Kaja'ya Kaja ultisi atsaydı kesebilirlerdi aslında ama Gron ultisi boşa gitmiş oldu. Ama sonucunda galiba mid kulesini açabilecekler. Hemen Tumar burada geliyor tabii ki. Midi temizliyorlar hızlı bir biçimde. Titan'la birlikte alt taraftan Ren gelecek. Hemen Popol Kupa. Büyük bir ihtimalle ölecek burada. Bir ulti gelir mi derken flash'ını kullandı ama arka tarafta Beg'in ve Luffy tabii ki Popol ve Kupa'yı düşürebiliyor. Mid koridorunu hızlı bir şekilde itiyor ki hemen buraya dönsünler diye. Moskova da tabii ki karşılık olarak minyonları hızlı bir biçimde temizliyor. Şöyle bir daha bakalım farm farkına. Farm farkı eşitlendi arkadaşlar. Herhangi bir öne geçiş falan yok. İki takımın da kuleleri eşit. Bir tek mid farmları birazcık farklı. Jungle'a bakıyorum. Jungle olarak rakibin önde. Mid olarak mavi takımın önde. XP olarak eşit. ADC olarak da ufak bir öne geçiş var rakipte. Support olarak birazcık öne geçilmiş mavi takımda. Şöyle Turtle, çok özür dilerim, Lord'a da bakalım. Üst koridorda Split'e devam ediyor Moskov. Joy gidiyor oraya ama bakalım kesebilecek mi Joy'u? Hemen girdiğini görüyoruz. Taramaya devam ediyor. Çok az canı kaldı. Bir ulti gönderir mi? Göndermeyi tercih etmedi orada. Hemen şöyle mid'e gelelim. Canavar avcısını da tamamladım diye bir info geliyor burada Moskova'dan. Hemen Lord'a hızlı bir biçimde girecekler sanırım. Arkada Titan'ı sokmuyorlardı ki ufaktan bir hasar verdiğini görüyorum ama Suspect'ten güzel bir fokus. Devamında Benedetto ultisini atıyor ama Yiv ve Moskova burada kaybediyorlar. Arka taraf canları çok az. Valentin de ölüyor burada. Devamında Benedetto'yu kesiyorlar. Gron çok az canı kaldı ve oradan uzaklaştı. Şu anda Lord'u rakibe resmen al abicim senin olsun dedi. Moskov'un orada çekilmesi, yani Kaja'nın doğru fokusu daha doğrusu, oyunu kazandırdı diyebiliriz. Buradaki fight'ı kazandırdı. Yani kimmiş Suspect? Suspect'in orada tek bir hareketi arkadaşlar fight'ı direkt kazandırdı. Gerçekten Kaja salınmaması gereken şampiyonlardan iki tanesini salmışlar rakibe. Bir Fredrin, iki Kaja arkadaşlar. Bu iki şampiyon aşırı güçlü. Joy da bozuk kahramanlardan ama bizim TR serverında fazla oynanılmadığı için genelde bizim hard, şu anda hard diyebileceğimiz işte 5'lerde Lapu Lapu OTP'ler çok fazla arkadaşlar. Bir dönem Dairot oynayan vardı. Dairot OTP'leri, Uranus OTP'leri vardı. Bu arada Lapu OTP'leri artık türedi denmez de yani varlardı. Char'ın buff yemesiyle birlikte daha fazla göz önünde bulunmaya başladılar diyebiliriz. Başka da bir şey yorumlanmaz ya bu konu üzerinde. Ama bu 3 char'ın salınmaması gereken char'lardan olduğunu söyleyebilirim. Popol ve Kupa derken Moskova'yı yakalıyor Kadita. Moskova'yı yakalayıp düşürüyor. Hemen şöyle bir bakalım. Mid'de pozisyon bekliyorlar. Joy hızlı bir biçimde
Rakibe girdi. Bayağı bir canı gidiyor Yiğit'in. Çok fazla hasar veriyor. Tepki bile gösteremedi. Tepki bile gösteremedi. Şöyle bir build'e de bakabilirsiniz. Sadece 2 tane AP itemle tepki bile gösteremedi Yiğit arkadaşlar. Tepki bile. Drone görüşünü Kajal hemen burada alıyor. Lord'un çıkmasına daha 55 saniye var. Grok hemen gizleneni bastı. Şu anda bütün baskıyı kırmızı takım üzerinden atmışlar. Speed atmaya çalışıyorlar ama tabii ki Joy buna izin vermiyor arkadaşlar. Hani normalde Moskov şu dakikalarda solo speed atabilir. Aynı şekilde takımından takım yardımıyla ters koridor itilebilir. Ama işte Joy gibi bir kahraman var ve misillemesi var. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla hani Moskov'u counterlayabilir. Bu yüzden sıkıntı. Derken Tumar'dan çok güzel bir taşlaştır geliyor. Ve rakip jungle ve mid koridorunu hemen burada düşürüyor. Kaşa'dan da bir ulti. Ardından Grok ultisini atıyor ama devam ediyor burada ilhamı ile birlikte. İki kişiyi düşürdüğünü görüyoruz Moskov'un ama Benedetta fight'ta olmadığı için hemen alt kuleden oyunu bitirmeye çalışıyorlar. Popol ve Kupa bakalım direkt kule fokusuyla oyunu bitirebilecekler mi? Minyon girdi. Minyonla birlikte Bay Mavi oyunu bitiriyor kule fokusuyla arkadaşlar. Ve kazanan kırmızı takım oluyor. Kırmızı takım bir ekip mi değil mi bilmiyorum. Ama hepsi beraber zamanında oynamış insanlar. Zaten Suspect'le Bay Mavi kardeş diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Titan da onlarla birlikte oynuyordu. Aynı şekilde Ren de oynuyordu. Bir Mocker bildiğim kadarıyla bir Mocker vardı midlerinde. Ekibi bozup tekrar kurup Mocker yerine Tumar'ı mı almışlar? Yani öyle bir şey mi olmuş? Burada o zaman önceki ekip Davi'ydi diye hatırlıyorum ben. Bilmiyorum ya, yorumlarda bir siz yorum yapabilir misiniz arkadaşlar? Ben öyle mi hatırlıyorum, yanlış mı hatırlıyorum tam emin değilim. Bir tek Mocker vardı burada. Mocker yerine Tumar'ı çekmişler. Ekibi bozup. O zaman nasıl bir şey oluyor burada? Neyse boş verin. Biz şu anki maçımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımda mavi takımda en yüksek hasarı Moskov'un %24 ile vurduğunu görüyorum. Ona da en yüksek katkıyı Valentin ve Yiğit vermiş %23 ile. En yüksek tankleyen ise mavi takımda %39 ile Grok olmuş. Rakipte ise en yüksek hasarı veren %29 ile Kadita olmuş. Ona da yüksek katkıyı tabii ki %25 ile Popol Kupa sağlamış. Kule hasarına baksanız abi. Kule fokusuyla %90 neredeyse 35k 36k hasar vurduğunu görüyorum. En yüksek tanklamaya da sahip tabii ki Fredrin olmuş rakipte. Bu maçımız da böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu kapatmadan bir like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar ikinci maçtan herkese yeniden merhabalar. Giriş ekranını videoya başlatmayı unutmuşum. Ben de dolmasını bekliyorum bir yandan. Normalde hani başlatırdım. Maç başlarken keser işte girişi ayarlarken. Ama bu sefer unutmuşum başlatmayı. Ama erken farkına vardık tabii ki. Yine de şöyle picklere bakabiliriz. Fredrim, Valentin, Joy, Lesley ve Kufra tercihi gelmiş. Rakiplerin ise Moskov, Khaled, Xborg, Kadita ve Grok tercihi gelmiş. Şöyle hemen mikrofonumuzu yaklaştıralım. Ekranımızı genişletelim. Hemen şöyle baktığımızda Lesley Moskov'un counterlarından birisi. Bunu bizzat kendim de test etmiştim. Güzel gidiyor ama birazcık kasılması gerekiyor arkadaşlar. Xborg ormanı ben bugün bir yerde daha görmüştüm ama kimde görmüştüm hatırlamıyorum. Önceden ben yapıyordum çok. Trio girdiğimde çok fazla yapıyordum. Özellikle link falan varken çok güzel oluyor. Hani orman darlama metası olduğu dönemde özellikle. Xborg çok güzel gidiyordu ve darlanmayan bir şampiyondu. Hani Balmond'un falan böyle deli şampiyonları alındığı dönemlerden bahsediyorum arkadaşlar. Zaten karşısında da şu anda Fredrim var. Şöyle yukarıya bakalım. Bir solo kill gelir mi? Gelmedi. Şöyle alt koridora geliyoruz.
Bayağı bir kışkırdı. Bakalım Titan zırhı kırılacak mı? Burada hızlı bir biçimde zırhını kırıyorlar. Arkadan Leslie'in ufak ufak hasarladığını görüyorum. Gerçek hasarla 4 seviye olmadı. Derken çok az bir canla Bay Mavi ve Titan'ın geri kaçtığını görüyoruz. Burada yengeci rahatlıkla Begin'in aldığını gördüm. Hemen şöyle üst koridora Tumar'ın yaklaştığını görüyorum. Aynı şekilde Kyrian'ın da o tarafa rotasyon attığını gördük. İki mid lane'de tabii ki 4 olmaya çalışıyor. Valentin hemen 4 oldu. Şu anda Kalita ve Kaledi bekliyorlar. Suspect'i burada tuttuğunu görüyoruz. Grok bakalım flash'ını atıyor ama burada first blood'ı mavi takım rahatlıkla alabiliyor. Ultisinin olmadığı infosunu verdi Kufra. Alt tarafta bir solo kill geliyor Bay Mavi'den. Hemen şöyle Titan bakalım burada smite atabilecek mi? Smite çok güzel attı. Arka tarafta tabii ki Karita'nın taşlaştırıyla Valentin'i düşürdüğünü görüyoruz. Yukarıda bir kill geliyor. Tabii ki Kaled'i düşürdüğünü gördük. Valentin'e karşılık Titan Riçlerini düşüremedi. Jo'yu düşüremedi. Bu arada şöyle bir info geldi. Hesapta başka biri varmış ama net bir isim infosu olmadığı için sizde paylaşamıyorum arkadaşlar. Titan burada güzel bir kill çıkardı kendine. Biliyorsunuz yaktığı zaman gerçek hasar veriyor. Hemen şöyle üst koridora bakalım. Alta dönelim. Frederick'in orada olduğunun farkında Bay Mavi. Rakip ormana girmeye çalışacaktı ama tabii ki Frederick'in hemen bu dakikalarda birazcık geri adım atmayı tercih ediyor. Xborg iyi gidiyor. Yalnız diyecektim ki orada güzel bir kafa geldi Grok'tan. Arka tarafa Karita'nın hasarı çok fazla ama düşmedi. Frederick'in haricinde Leslie düşer diye düşündüm ama tabii ki düşüremediler. Grok şu anda resmen etten duvar olmuştu ki Luffy nereye gidiyorsunuz der deyip dercesine hemen üzerine atlıyor ama Karita'yı da orada tabii ki cezalandırmayı unutmuyor. Valentin Moskov'da tabii ki Kufra'yı kesti. Arka planda bir de Suspect'i düşürüyorlar. İki de ikisini atıyor. Shiggy sayesinde hasar desteği sayesinde orada Grok'u da düşürdüklerini gördük. Hemen şöyle üst koridora bakalım. Şöyle farm farkına baktığımda 500 gold kadar mavi takımın öne geçtiğini görüyorum. Alt koridora bakmak istiyorum ama burada bir gank var. Hemen Ren geri çıkıyor tabii ki ultisiyle. Turtle var. Unutmamak lazım. Titan ormanlarını dönüyor bir yandan. Zırhını kırarsa Turtle Fight öncesi tabii ki güzel olacak derken Begin vurdu ultisini kullanıyor ama şu anda arka planda taşlaştırını kullanıp Karita'yı düşürüyorlar. Taşlaştırını kullanmıştı ultisi ile birlikte. Hemen şöyle alt koridora gelelim. Moskov kulesini kazandı. Çok rahat bir şekilde. Dediğim gibi Leslie'in bir 2 3 item 3 item ya 2 değil 3 item falan olması gerekiyor arkadaşlar. Moskova 2 ya da maksimum 3 atıyor. Birinci skill'i, ikinci skill'i biliyorsunuz hep gerçek hasar vuruyor. Hemen Grok ultisini alıp Baze atıyor tabii ki. Alt koridorda açılmadan Leslie de tabii ki koridorunu kazanmaya çalışıyor ama çok zor şu an. Yani şu dakikalarda Leslie'in farm alanına ihtiyacı var. Şöyle farm farkına baktığımda bir 600 gold kadar geriye düşmüş Moskov karşısında. Leslie'in hemen üst kuleye sweep attığını gördük. Şu alt koridorda Xborg ve tabii ki Kaled ikilisi Jo'yu düşürüyor. 6'ya 6 olduğunu görüyoruz. Skorun şu anda. Hemen bir de gelelim.
Joy'un düşmesi Khaled için çok iyi oldu. Neden? Önden hızlı bir biçimde farmı alıp hemen fight'a dönebiliyor arkadaşlar. 45 saniye sonra Lord var. Tabii ki Lord öncesi bir rotasyon bekliyorlar. Suspect'ten bir gizlen geldi. Arkadan da hemen kafasını atıyor Kufra'ya karşı. Moskov rahatlıkla kuleyi alsın diye arkadaşlar. Devamında Titan'dan güzel bir giriş. Gerçek hasarıyla patladı orada. Begin bakalım. Burada kill çıkartabilecek mi takımı için? Tabii ki çok slow da yediğini söylemek gerek. Hemen güzel bir giriş. Orada mükemmel bir Q flash bombası gördük Kufra'dan. Devamında Lezdi'nin ultisiyle Grok düşüyor. Ardından Tumar buraya geliyor. Bütün hasarıyla taşlaştır yardımıyla bütün hasarını veriyor ama istediği şekilde bir oyun sergileyemedi. Hasarı yetersiz kaldı. Hemen şöyle bir de alt koridora inelim. Orada 3 kişinin ölmesi kırmızı takım için çok çok kötü oldu. Şu anda işten bakalım. Kesebilecek mi Ren'i? Hemen ultisiyle tabii ki burada kalede düşürdüğünü görüyorum. Valentin'den bir Grok ultisi. Devamında Kufra eğer bir saniye erken atlamış olsaydı büyük bir ihtimalle Kadita'yı düşürebileceklerdi. Kadita çok güzel bir düşünceyle minyonları temizliyor ultisiyle. Lezzin yavaş yavaş hasarının oturduğunu görüyorum. Şöyle bir build'ine bakalım. Fırtına çıkmış. Üst koridoru Moskova karşı tutmaya çalışıyor tabii ki Joy. Moskov Lord'u hızlı bir biçimde taramaya devam ediyor. Bakalım Begin'den bir smite gelebilecek mi derken arka planda Titan ultisi ile birlikte Lord'u alıyor ama Khaled'in öldüğünü görüyoruz burada Kufra karşılığında. Begin'in de canı çok az. Begin oradan kurtulabiliyor ama Kadita'yı da tabii ki düşürüyorlar arkadaşlar. Şu anda hemen alt kuleyde tabii ki Moskov'un tutmaya çalıştığını görüyoruz. Zaten büyük minyonlar geldiği için rahatlıkla minyonlar birbirlerini tutacaktır. Lezley'den toplan geldi. Adamlar doğmadan Lord'u hızlı bir biçimde eritmesi lazım. Şu an resmen boncuk atıyor diyebiliriz Lezley için. Hemen alt koridora gelelim. Grok'la birlikte Moskov Joy'a fokuslar ama Joy oradan tabii ki kaçabiliyor rahatlıkla. Mid koridorunu bile açamadılar anladığım kadarıyla. Aynen kuleye bile dokunamamışlar neredeyse. Yani kırmızı takım bu Lord'u ne için aldı bilmiyorum. Gereksiz bir Lord oldu. Hatta üst kuleye de minyon vuruyor şu anda gördüğünüz gibi. Joy ufaktan bir hasar verip hemen oradan uzaklaşıyor. Kufra bakalım atlayacak mı? Çekinmeden vazgeçiyorlar burada. Çünkü minyon bitti. Hemen şöyle bir daha farm farkına bakalım. 2.5K farm farkı var. Ufak bir hasar veriyor Moskova burada. Lezley'den güzel bir tekme geldi orada ama şey yapabilirdi. Ultisi bozmuyor galiba. Ultiyi attığı zaman Lezley'in W'su ultisini bozmuyor galiba şeyin.
Kaled'in bildiğim kadarıyla. Emin de değilim ama Joy Blue'yu hemen rahat bir şekilde alabilmiş. Karita'nın da ultisini aldılar. Şu anda sadece midi almak ve vermemek istiyor arkadaşlar kırmızı takım. Yani mavi takım almak, kırmızı takım ise vermemek istiyor. Far farkına bir daha bakalım. Halen aynı 2400 gold önde olduğunu görüyorum mavi takımın. Bakalım bir fight'la yine Lord'u satacaklar mı? Kufra'dan şu anda güzel bir gerilme ama atlamayı tercih etmedi. Krok'tan bir kapağı, ardından Kalet ultisi. Devamında Titan'ın hemen ulti attığını görüyorum. Bir 2K gerçek hasarla Kufra düşüyor ama Kaled'i de arka planda düşürdüklerini görüyoruz. Şu anda Kaled'e karşılık Kufra'yı vermiş oldular. Mid koridorunu yine rahatlıkla tuttular ama Shigibum'dan güzel bir hasar geldi kuleye. Halen vurmaya devam ediyor. Lord'a da girebilirler. Titan'ın canı bayağı bir az. Tumar'ın da canı bayağı az. Base'den gelmişti. %50 canı kaldı. Şöyle lezzetliğin bir build'ine bakmak istiyorum. Bir de eğer umutsuzluk alırsa Moskova 2 ya da maksimum 3 atabilir. Güzel bir ulti geldi ama Grok sayesinde kurtuldu diyebiliriz Beg'in. Hatta Titan'ı da burada öldürttü diyebiliriz. Bakalım ne olacak. Şu anda Valentin yardımıyla X-Borg'u düşürüyorlar. Grok'tan kötü bir duvar geldi orada. Ardından burada gerçek hasarıyla Lezley Kaled'i de düşürtüyor. Lord'a girdiler. Bu Lord'u rahatlıkla alabilecekler sanırım. Aspect'in canı bayağı az. Flash'ini atsa dahi Lezley'in ultisi sayesinde Grok'u düşürüyorlar. Flash'i boşa atmış oldu Grok. 6-5 saniye sonra Lord çıkacak arkadaşlar. Lord öncesi Lord'a yetişiyor ya Grok. Sıkıntı değil ama flash'ini atmasına gerek yoktu. Lord yakın şu anda Reach'ten ufaktan bir hasar veriyor. Grok'tan bir duvar geldi. Arka plana Joy'un girdiğini görüyoruz ama arada kalacak büyük bir ihtimalle derken Kufra hemen burada ultisini atıyor ama devamında Lezley ve Valentin'in düştüğünü görüyorum. Moskov taramaya devam ediyor. Arka tarafta Begin'den çok büyük bir hasar çıktı ama Joy'u da kaybettiklerini görüyorum. Burada üst inhibitor için Begin'in ölümsüzlüğü var. Halen duruyor. Şu anda Titan gerçek hasar ile vurdu ama istediği hasar çıkmıyor. Ya gerçekten Frederick'in kaç HP'si olduğunu bilmiyorum ama gerçek hasar vurmasına rağmen canını toparlamaya devam ediyor. Lord'la oyunu bitiremediler. Moskov mid kulesini açtı. Kalet tabii ki alt koridoru rahatlıkla tutabilecek. X-Borg'un aslında kalkanı yokken girilebilirdi. Joy da tabii ki girdi ama Moskov'dan da bir mızrak girdi hızlı bir biçimde. Tumar'dan hemen burada çok güzel bir taşlaştırma. Kufra
Kufra burada kurtarmaya çalıştı ama Leslie tabii ki orada W'suyla yine içerinde kaldığı için yapacak bir şey yok. Rock'tan çok güzel bir ulti. Valentin düşüyor burada Kadita'dan sonra. Ardından şu anda Freder'in ölümsüzlüğü gitti. Devamında bir kişinin daha ölümsüzlüğü gitti galiba ama emin değilim. Orada Titan'ın öldüğünü gördük. Daha sonrasında Freder'in de kesiyorlar. Zeiş'ten de tabii ki burada Ren'i düşürüyor. Bir triple kill geldi. Şöyle bir bakalım. Kimlerin ölümsüzlüğü varmış? Bir Beginn'de varmış ölümsüzlük. Bir de Grok'ta varmış. Grok orada ölümsüzlüğü gitmemiş arkadaşlar. Problem değil. Burada minyonlardan hemen seke seke çıktığını görebiliyoruz. Mitimitör'ün de rahatlıkla aldığını gördük. Bir sonraki minyon dalgası. Mid koridorunda da büyük minyonlar olacak arkadaşlar. Şu anda dakika 17.5. Evrimleşmedi daha Lord. Bir 20 saniye daha beklerlerse Lord evrimleşecek. Dakika 18'de orada olacak. Şu anda Zeiş'ten girdi aralarına. Moskovunca da çok az. Kalit ultisini attı ama devamında Kalit arada kaldı. Kalit'e çok fazla hasar vurduğunu görüyorum Leslie ve Valentin'in. Kalede de düşürüyorlar Moskova'dan sonra. Alt koridor ya da midden. Alt koridoru açabilirler mi bilmiyorum da. Midle birlikte saldırırlarsa bir ihtimal. Ama gerçi X-Borg ve Kadita var. Bu arada Lord evrimleşmedi galiba. 17-59 gibi falan vurdular. Emin değilim. Ultisiyle aslında Grown ölümsüzlüğünü alabilirdi. Derken Kufra'nın pasifi sayesinde ölümsüzlüğü gidiyor. Titan burada bir satış gerçekleştirdi inceden. Ama sonucunda Leslie'yi kestiğini de görebildi. Arka tarafta Moskov yardımcı oluyor ama istediğini yapamıyor. Joy ve Leslie düştü. Grok ve X-Borg karşılığında. Bakalım Kufra düşecek mi burada? Kalet hemen orada. İkinci skin derken Freddy'nden çok yüksek bir hasar geliyor. Arka tarafta Zonya'sını atıyor. Luffy ölümsüzlüğü gitti. Devamında tabii ki Kalet ulti sayesinde Valentin de Kadita'yı düşürüyor. Lord sayesinde Grok tabii ki tutamaz. Hemen Grok ultisini atıyor ama tabii ki çok zor. Kule fokusuyla oyunun burada bittiğini görebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir hasar tablosuna bakalım. Skorlar bu şekilde. Hasarlara da baktığımızda mavi takımda yüksek hasara sahip oyuncunun şöyle olduğunu görüyoruz. %29 ile ona da yüksek katkı %27 ile Valentin vermiş. En yüksek tankların ise %31 ile Fredrin olmuş. Rakipte en yüksek hasarı %25 ile Kalet vermiş. Ona da yüksek katkı 24 ve 23 ile Kadita ve tabii ki X-Borg olmuş arkadaşlar. En yüksek tank lane ise en yüksek hasara sahip oyuncu Kalet olmuş. Yine %29 ile takımının en yüksek tanklamasına sahip oyuncu olmuş. Bu maçta bu şekildeydi. Dediğim gibi arkadaşlar birazcık etkileşime ihtiyacımız var. Like atarsanız videoya çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz.